Ben kızının nerede olduğunu açıklayayım mı şimdi senin? Evet. Şimdi senin kızın ifade vermiş. Arkadaşlar bu önemli bilgiyi açıklıyorum. İfade vermiş. Ondan sonra bir dakika. Doğru mu arkadaşlar? Doğanay sevgi evlerine gönderildiğini biliyorum. Çocuk izleme merkezinde savcılık eşliğinde ifadesi alınıyor. Ve Fatma sizin yanınıza gelmek istemediğini söylüyor. Annemin, babamın yanına, ailemin yanına gitmek istemiyorum diyor. Evet. Bu isteğini savcı karşısında da pedagog eşliğinde, bir çocuk olduğunu o zaman öğrendi pedagog eşliğinde. Ve şu anda da sevgi evlerine gönderilmiş senin kızın. Yani çocukların kaldığı sevgi evleri var, yurtlar var. O sığınma evine gideceğini zannediyor. Kendisini kadın zannediyor ya. Olarak onların düşüncesi de şu. Abla biz kendi aramızda bir diyalog kurduk. Hani babamla sohbet ettik. Şimdi İsmail kaçacak. 3 ay, 5 ay. Normalde hani Orhan Bey dedi ya. 3 ay, 5 ay sonra yurtlardan tekrar tahliye edilecek. Sonuçta bir süre sonra yurt bakmayacak. 18 yaşına kadar. 18 yaşına kadar. Kanun olarak 18 yaşına kadar mı orada kalacak? 3 yıl orada mı kalacak Fatma? İşte kalmayacak. Özleyecek sizi. Evet. Yani yine İsmail'e gidecek. İsmail yakalanmazsa sistem olarak yine hani planları o. Ya 18 yaşını dolduruncaya kadar orada kalacak. Bunu Gülcan kabul edecek mi ya? Cennet Hanım. Zaten Cennet Gülcan. Hanım haktaymış. Cennet Hanım duyuyor musun beni? Şimdi önce şunu sorayım ben sana. Senin oğlun araziyi çok iyi biliyor. Bunu anladık. Görüntülerde de var. Ama orada gidebileceği, Emrah diyor ki damatları, İsmail Bey'in damadı. Gidebileceği ya dağlarda, mağaralarda saklanıyor ya da annesinin yanındadır. Başka bir yerde değildir. Sen onu saklıyorsun öyle diyor. Senin sakladığını söylüyor. Didem Hanım, askerler benim evimi aradılar. Gelsin yine arasınlar. Oğlunun evini aramaya izin veririm. Çekime izin vermem. Tamam verme. Tamam jandarma gelsin bak, senin evin arasın. Bak oğlum benden tarafta yakalanmadı. Büyük ırmak var. Karşı Karamanlı mevkiinde yakalandı. Oğlum o tarafın ormanında. Dağında. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu şekilde kaçarsa tamam mı senin oğlun? Bak sen olduğunu onu söyle. Senin oğlun bu şekilde kaçmaya devam ederse suçu daha da artar. Ben sana o kadar söyleyeyim. Kaçtı diyelim. Kız 18 yaşına geldi. 3 yıl boyunca yurtlarda kaldı. Sonra Fatma dedi ki ben de işte Gülcan'a rağmen kum olmayı kabul ettim dedi. Böyle derse gerçekten yine acayip üzülürüm. Ondan sonra ama yine İsmail cezaevinden kurtulamaz senin oğlun. Suçu baki. Suçu aynı. Suçun işlendiği tarihte kız 15 yaşında ya. Kız 15 yaşında olduğu için senin isterse 10 yıl kaçsın 10 yıl sonra yine cezaevine girer. Kaçamaz ondan yani. Bak kaçamayacak. 10 yıl kaç. Bak 10 yıl suçu. Çünkü bu daha çocuk. Tamam mı canım benim? Daha çocuk. Devlet şu anda da çocukların kaldığı 15 yaşında olduğu için çocukların kaldığı devletin sevgi yuvalarında kalıyor ve onun ifadesi de pedagog eşliğinde. Yani bir çocuk psikoloğu eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk olduğu için istediği kadar kaçsın, Fizan'a kaçsın, oraya gitsin, buraya gitsin. Yine tıpış cezaevine gidecek. Ya şimdi gelecek cezasını çekecek. Ya da 10 yıl sonra çekecek yine kaçak hayatımı yaşayacak. Çocuklarını göremeyecek. 5 tane oğlunu çocuk evlatlarını göremeyecek. Karısı perişan olacak. Senin oğluna bence sen bir akıl ver de teslim olsun be Cennetciğim. Didem Hanım inşallah bulurlar. İnşallah yakalarlar. İnşallah teslim olur. Ben de bunu senden çok istiyordum. Bunun sonu yok ama yerin yurdunu bilmiyorum. Tamam. Ben de özür dilerim ama ben de aile gibi aynı fikirdeyim. Sizin oğlunuzun yerini bildiğinizi düşünüyorum. Sakladığınızı, yardım ettiğinizi düşünüyorum. Bakın Cennet Hanım ona yardım yasaklık edenler de Selma Hanım söyledi avukatımız. Siz de cezaevine girebilirsiniz. Bakın iyi niyet gösterin. Bak ana oğul beraber cezaevine gireceksiniz. O bir tane şey var ya işte koruculukta atılmış Gül Ahmet. Bak onun silahı alındı, mesleğinden gönderildi. Bütün aile sadece kendisine zarar vermedi. Karısına zarar verdi. Çocukları hep bunu bilecekler ilerleyen zamanlarda. Bütün her şey perişan etti. Ama bundan sonra ona yardım ve yasaklık edenler de sen kendin de cezaevine gireceksin. Yapma. Didem Hanım benim evimin kapıları sonuna kadar açık. Asker 10 kere aradı. Oğlumun kapılarının sonuna kadar açık. Ya bu evde illa ya, evde demiyoruz ya, ki sana. Demiyoruz canım. Cennet Hanım illa ki evde demiyoruz. Bunun saklandığını bildiğini söylüyor. Bilindiği söyleniyor. Evet. Yani yerini biliyorsunuz anlamında söylüyoruz. Avukat değil. Avukat değilim ben. Polis evet. Emekli polisimiz.
Yerini evet. biliyorsunuz. Bakın o kadar çok tecrübesiyle söylüyor. Bizi o kadar çok yayın yapan evet. biri olarak söylüyor. Ben anlıyorum. Annesin, çocuğunu korumaya çalışıyorsun. Hata yaptığında izin vermeyecektin. Alacaktın, kızı teslim edecektin. Çünkü seni bir hafta sonra arıyor. Yani sen çocuğunun, evladının izin veriyorsun. Kaç iki ay boyunca neredeyse o kızı kaçırmasına izin veriyorsun. Sen annesin, bu işi halledebilirdin. Üstüne üstlük kızın elinde kınanın ne işi var ya? Yani birçok şeyi biliyorsunuz siz Cennet Hanım. Yapmayın yani. Bakın yanlış yapıyorsunuz.